Cümleten hepinize selamünaleyküm gençler, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hoş geldiniz. Hepinize keyifli pazarlar diliyorum. Yarın pazartesi kimler neler yapıyor, bu haftaki planlarını herkes yorumlara yazsınlar. Arkadaşlar en doğalından Erencil haritasında fakir Victor troll yapacağız arkadaşlar. Umarım istediğimiz gibi bir video çıkarırız. Çok keyifli bir troll olur. Sizlerden ricam, sizleri videoyla baş başa bırakmadan önce görevlerinizi hatırlatıyorum. Like, yorum, bir de kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olup bildirimleri tüm olarak açmak. Başka hiçbir isteğim yok. Bunların hepsi bedava. Like atıp, yorum atıp kanalımıza abone olmak. İlk etapta profilimiz bomboş. Popülerlik kontrolümüzü yapalım. Bu arada popülerlik savaşında bizi patates ediyorlar arkadaşlar. Benim popülerlik istememe gerek yok. Zaten ID'mi biliyorsunuz. Popülerlik gönderenler gönderiyor. Benim de buradan seçtiğim oyunculara zaten hediyelerini ben teker teker yolluyorum. Popülerliklere destek veren herkese teşekkürler. İlk maçımıza başlıyorum. Bira bismillah diyorum. Let's go. Hadi bakayım. Bana sağlam bir tane kız gelsin. Bir tane erkek gelsin. Hatta 2-3 tane kız gelsin. Oğlum çok mu şey istedim acaba? Neyse. Kızlar gelsin kızlar. Kızlar gelsin, kızları trollemek daha güzel oluyor. Dönerci Muharrem iş başında. Hadi oğlum başlat be maçı. Buldun işte 4 tane eleman. Girelim bakalım, ses var mı, mikrofon var mı? Kızlara mı denk geldik, erkeklere mi denk geldik? Hadi bakayım. Arkadaşlar hala like atmayanlar varsa hemen like'ını atsınlar canlarım benim. Hemen. Hemen gençler. Like, yorum, abone. Az kaldı. 250 bine az kaldı. Mikrofon var mı bunlar? Bizim burada ev kiraları bile şu anda yükseltti bile. Doğalgaz değil de 8 bin lira, 9 bin lira. Muhabbet ne? Muhabbet ne acaba? Müdür şu sarı peçeteye sarılmış kıyafeti ver de bir tur da ben giyeyim be. Al bakalım başkan. Sarı tuvalet kağıdı, peçete değildir. Gel. Al ben vereyim ben. Aa canımsınız. Bu sarı tuvalet kağıdı, peçete. Aldım aldım yeter. Adamsınız lan. Vallahi adamsınız. Ekrandan lan. Sana bir şey verdim, ekran gitti. Bakalım geldi. Bak geldi. Ben de şu sarı tuvalet kağıdına sarılmış elbise var ya, 3 katlı ha, ona göre 3-4 katlı böyle kaliteli elbise. Yapma ya, bu peçeteye sarılmış kıyafet 3-4 katlı. Şöyle gidelim başkanım. O vallahi sarı siz... tuvalet kağıdı, 4 katlı tuvalet kağıdından sarılmış. Şöyle gidelim başkanım. Nereye atlayalım? Bak işaret attım, şöyle sonra geçelim. Kafana göre at. Valla oraya atlamasak, buraya atlasak daha iyi olmaz mı ya? Şu taraf. Pardon. Neyse, mühim değil. Halledeceğiz. Sıkıntı yok, relax, kasmayın. Şimdi ben bu kıyafeti giyince biraz heyecan kaptı bana. İneceğiz ama az kaldı. Ahtapot. Bir numaranın adı. Bizi... Bir numaranın adı ahtapot mu? Ahtapot. Yok, yok. Ahtapot değil, jackpot. 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 Jackpot evet, ne demek? Evet. Bir bottur. Ben de bileyim, ne tahtası gibi sıkın işte. I got supplies. Oğlum ne oldu lan böyle? Abooo. Her yer adam dolu, her yer. Biz daha yeni indik ya, kusura bakmayın. Hadi bu işi bitireceğiz. Bak önümde bir tane benim baygım vardı. En son nereye gitti bilmiyorum o eleman ya. Lan! 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 Lanet olsun. Oraya mı gelim yanınıza? Ahtapot nerelisin? Bir numara. Zambil. Alo. Bir numaranın mikrofonu kapalı. Bir numaranın mikrofonu kapalı. Oh, konuşamıyor. Annesi kızıyor. Annesi konuşamıyor. Annesi mi kızıyor? Bir numara. Buraya. Ha buraya. Ha? Ya buraya annesi bakıyor. Annesi kızıyor. Jackpot'a. Ben mi okuyamadım Jackpot, lan? Annesi kızıyor. İki numara. Buraya. Ha buraya. Ne? Ne demek o? Sen nerelisin? Ha. Huriye. Ne? Nazmiye, Huriye. Ne söylersen. Ablam zambil alamadım seni yüzüne. Dur oğlum ya. Bir yere sattım bir zaman botsun. La ben bir şey yapmadım. Nereli olduğunu da söylemedi adam. Gökhan sen nerelisin? Gökhan. Adana. Adana mı? Adana. Texas diyorsun ha? Hala. 4 numara bir şey diyebilir misin? Ha söyle bakayım. 4 numara bizden tak geçiyor. Söyle. Ya. Söyle. Dur seni. Bir adam mısın? Allah leş de çaldım. Hey duyamadım seni. Seni duyamadım ki ya. Ya video adam mısın sen? Video mu? Anlıyor muydun sen beni? Yarım saat önce videomu izledim ya. Yarım saat önce videoyu mu izledin? Allah. Ya... Allah. O zaman bu sahneyi de paylaşıyorum. Söz. Bu sahneyi de paylaşıyorum. Elinize kolunuza sağlık. Ben kuit atıyorum Gökalp'cim. İyi seyirler. Herkese selamlar. Like ve yorum atmayı unutmayın.
kanki, ismin ne kanki? YouTube'dan PUBG kanki Brent. Orijinal adım Emre, göbek adım Muharrem. Hadi Allah'a emanetsiniz. Abi sen bak abi. Misiniz? Hakkını helal et ha. Sen de hakkını helal et. Canımsın ne demek? Rica Ahmet ederim. Ahmet Çakar neyin oluyor başka? Ahmet Çakar. Ahmet Çakar mı? Tanımıyorum Ahmet Çakar'ı. Abi bana bin uzcal sen abi. Abi bin uzcal abi. Arkadaşlar adam takipçim çıktı. Ben zaten anladım onun böyle pis pis bıyık altından gülmesine. Tamam mı? Bir sonraki maça let's go diyorum. Hadi bakalım bu sefer umarım şansımız yaver gider. Bira bismillah. Hala like atmayan arkadaşlarım varsa like, yorum, kanalımıza abone olmak. Canlarım benim. Arkadaşlar sizin için en iyi editleri sunmaya çalışıyorum. En iyi işçilikleri çıkarmaya çalışıyorum. En iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Sizlerden de ricam bu emeklerin karşılığında sağlam like ve sağlam yorum. Gözümsünüz. Bakalım bu sefer kimlere denk geldik? Hadi bak kim? Bir tane mikrofonu açık olan bir kıza denk geleyim. Bir erkeğe denk geleyim. Başka hiçbir şey istemiyorum. Asena 52. Alo. Aha, Batu, acemi bot. Batu sana 50 defa söyledim, dedim ki şu koca işini halledelim. Hala bana koca bulacaksın. Koca ya buluyoruz da beğenmiyorsun ki. Aha. Kaçıncıyı bulacağız? Dedim ya. Aha. Hadi lan Brant, yine iyisin. O kadar bulduk sen beğenmedin be yavrum. Aha. Yani kendi dengem olması gerekiyor. Oyunu Esra Erol'a çevirmişler. Buluruz buluruz. Sen rahat ol. Allah! Selamünaleyküm Batu kardeş. Durdum. Turnayı gözünden vurdum. Abi, 3 numara ben. PUBG Brand. Heh! Bizim yeğen doğru söylüyormuş gerçekten. Şu bot kıyafeti giyen mi? Bana yeğenim dedi ki, amca dedi oyuna gir, evleneceğim karıyı sonunda bulacaksın. Ya sen bana baştan desene 1 numara asana gözünü seveyim. Ben de onu diyordum. Oyunu Esra Erol programına çevirmişler. Vallahi yemin ediyorum ya. Salaha bak, giydiği kıyafete bak. Bir de gelmiş burada evlenecek insan arıyor. Olacak canım. Aga, giydiğim kıyafete ne bakıyorsun? Giydiğim kıyafete ne bakıyorsun sen benim? Gerçek hayatta çıplak gezmiyorum ki ben. Gözünü sevdiğim. İşim ya var, sen önce git aç karnını doyur ya. Benim param var, konuş, pulum Batu, var. Konuş. Ne dedin Batu? 2 numara ne dedin? Sen hiç parayla dayak yedin mi? Parayla dayak nasıl yeniliyor lan? Yüzük banknotları suratına vuracağım şimdi. Parayla dayak nasıl yeniliyor lan? Bir lafıma daha iyi. Parayla dayak nasıl yeniliyor? Oğlum onu ne doktorlar, mühendisler istedi de ben vermedim. Sen kimsin? Allah kahretsin ya. Affe yavrum be. Zengin oyunu bilen birisi olsaydı şimdi oraya alırdık ya. Nereye gidelim? Abooo beni vurdular. Atladı. Beni vurdular, buradan vurdular. Tanışmamızı birazdan gerçekleştir. Allah sizin belanızı vermesin. Ya senin koca, yüzünden öldüm. Ben ne yapayım, ben kaç tane adam vurdum orada. Koca bulacağına birazcık elini geliştirseydin keşke. Nereye gidiyorsunuz? Ya s**t oradan önüme. Allah'ım tamam. Botu gelmiş bir de burada konuşuyor ya. Hem parası buraya. Yok hem oynamasını bilmiyor. Ben de sizin yanınıza geliyorum. Bak düzgünce tanışalım. Az önce... Lan git gelme. Az önce maçtaydık diye pek fazla konuşamadık. Acemi bot 4 numara, sen de gel bizim yanımıza. Tamam mı, gel şu işi halledelim kardeşim, gel. Ya bok var ya, hareketlere bak. Bir şey diyeceğim sana. Ordulu musun sen? 52 yazıyor. He aynen, orduluyum. Ordulu musun? 52 yazıyor. Ha? Hayır, ordulu değilim. Niye 52 yazıyor o zaman orada? Sen anlamazsın. Onun manası farklı. Neymiş ki manası? Aynen, senin gibi fakirler bilmez onu. Ha bizdeki... Aslında bilir yani... ha. Niye, bilinmeyecek ne var? Bizdeki erkeklerdeki 31 gibi mi 52 onun manası da? Aynen. Almaza ya. İşte. Ananı like aman. Like amanın arkadaşlar, like amanın. Bu kızı fena trolleyeceğim. Ben sana diyorum yavrum, otomatik eşleşmeyi kapat diye. Anlamıyorsun ki. Saçma sapan konuşma. Saçma sapan konuşma Behçet. Otomatik eşleşmeyi kapatsaydı ben bu sefer hayatımın dönüm noktasına kavuşamayacaktım. Sen bir konuşma Allah aşkına, bir çeneni kapat, gözünü seveyim. Ya sen önce git aç karnını doyur. Niye sen benim karnımı, niye benim karnımı sen mi doyuruyorsun? Kim doyuruyor? Benim karnımı sen mi doyuruyorsun? Benim işim gücüm var. Benim işim gücüm var. Benim şirketim zaten benim karnımı doyuruyor, merak etmeyin. Hem paramı veriyor hem karnımı doyuruyor. Haftalığımı veriyor. Tertemiz işim var. Şu kıyafete bak ya. Ne şirketi? Şirket değil, iş yerim. Aa, bak ya. Sen kaç zamandır oynuyorsun? Ben 5 yıldır oynuyorum bu oyunu. Ben 2,5 haftadır oynuyorum. 5 yıl sonra görüşürüz seninle o zaman. 5 yıl sonra bulursun. 10 yıl sonra da görüşsek fark etmez. Senin kıyafetlerin gene aynı olur. 5 yıl sonra bak Allah aşkına,
bir şey söyleyeceğim sana. Batu, bence sen de erkek değilsin oğlum. Bir kız bak burada beni eziyor. Sen hemcinsini savunmak yerine hala da gelmişsin onu savunuyorsun. 5 yıl sonra ben de senin gibi üstündeki kıyafet maviye dönüştüğü zaman sana soracağım. Ya sen git aç karnını şey doyur. Gerizekalı daha peşimden geliyor ya. Bak kızım, sen bir şey söylüyor. Bir şey diyeceğim. Sen kendinden... Oğlum. Sen bir dakika. Bir dakika lan Batu. Zaten... Ne bir dakika? Dur. Bu zaten beni istemedi. Bekle. Defol. Bir dakika, zaten beni istemedi. Ben ama içimdeki kini, nefreti kusmam lazım. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Aç karnını doyur diyorsun. Aç mıyım ben? Oradan baktığın zaman aça mı benziyorum? Yok. Evet. Doğru işte, söyle lan. Tamam, neye göre aça benziyorum? Neye göre açım ben? Neye göre açım ben? Sen konuşma lan. Mülteciler gibi geziyor ortalık. Mülteciler gibi mi? Sen bu oyuna başladığın zaman böyle zengin kıyafetlerle mi başladın? Ben şimdi zengin olarak girseydim bu maça... Evet. Bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi zengin olarak girseydim bu maça böyle olmayacaktı o zaman her şey. Evet. Abi bu kadar da olmaz ya. Gözünü seveyim. Ben oyunu geri sileceğim. 2,5 hafta oyun oldu. Bizim yeğen demek ki dümen yapıyor. Yeğen dedi ki, dayı dedi, kıza denk geldiğin zaman yani dedi... Yani bence de sizin. Niyetini dedi, belli et dedi. Evleneceğini belli et dedi. Kız dedi zaten kabul eder dedi. Oğlum ben niyetimi, belli ediyorum. Abi baksana bana aç karnını doyur diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gariban adamı sadece annesi varmış. Aynen öyle. Ya ne demek diyeceğim şey şimdi sana? Ağzımı bozacağım. Sen bu zamana kadar boyuna kaç kuruş para yatırdın? Oğlum. Ya işte parası olmayınca hesapla diyor, gerizekalı. Ne oldu? Dilin tutuldu değil mi? Zenginin parası garibanın çenesini yorarmış. Ben gariban değilim oğlum. Sen ne iş yapıyorsun lan? Bir kızın yanında artist arası konuşuyorum böyle. Delikanlı oğlum. Ne iş yapıyorsun lan sen? Oğlum kızın yanında değil, ben normalde de böyle konuşuyorum. Ya sana bir gün birisi gelir böyle senden daha zengin, oyunda böyle fazla para yatırmış birisi gelir, sana haddini bildirir yani, haberin olsun. Hadi git ota da kum oyna ya, hadi. Çok komik ya. Hem fakir hem de gelmiş buradan artistlik yapıyor. Abi gidin ne haliniz varsa doğru görün. Ergen misin? Ergenlikle ne alakası var oğlum? Ben 35 yaşında adamım. Benim yeğenim sayesinde ben bu oyunu indirdim. 2,5 haftadır da oynuyorum. Bana dedi ki amca dedi. Ne aptalmış o zaman. Amca dedi madem dedi evleneceğin dedi kız arıyorsun. Genetikle bunun ne alakası var? Siz geçin alayınızı, geçin dalganızı. Allah ulan büyük. Ya derler ya. Yükselten Allah zaten büyük, ona ne şükür. Yükselten Allah sizi çakmasını da bilir. Konuşun. Ha gidin ne haliniz varsa görün. Ya bak bir de kendi kendine trip atıyor. Gitmiş farklı yere. Ya Allah aşkına şu an var ya çok üzüldüm bak. Senin Allah aşkına. Asıl ben size üzülüyorum. Bak asıl ben size üzülüyorum. Kızın adı Asena. Senin niye aldın Asena? Gerçek adın mı Asena? Sen nasıl bir erkekle evlenmeyi planlıyorsun? Nasıl bir erkek olacak senin hayatındaki? Senin gibi değil. Asker olacak. Ne? Parası olacak. Ne olacak? Senin gibisine ne yapayım ben? Ne olacak? Asker olacak. Parası olacak. Asker mi? O kadar asker de kucağını açmış seni bekliyordu. Ananı efsane ya, bir video. Neler istedi ben vermedim salak. Efsane bir video arkadaşlar. Azman Çavuş Avcısı efsane bir şey. Bulduğumu görecektim var ya. Kar olsaydım ben evlenirdim. Yok ya onu da ben sevmedim. Diyor burnu yamuk. İşi gücü bıraktı. Burnuna mı bakacaksın? İşi gücü askerlerimiz bıraktı. Ha işte Asena 52 var. İşte bize yazsa da biz de onunla konuşsak diye düşünüyordu. Ha doğru söylüyorsun. Tatlı millet can atıyor benimle tanışmak için. Allah aşkına. Hadi ben kediyim. Ulaşamadı Mete mundar diyorum. Tamam ben senin ciğere mundar diyorum. Hadi senin yerine konuşayım. Ben sana şunu söyleyeceğim. Leblebi demeden leblebiyi anlıyor bak baba. Ben geçen pazartesi ben hayatının sillesini yaşamış bir adamım. Ben sende atasözünü bilmezken atasözleri bilen bir adamdım. Ona bir öncelikle bil. Ya sen ne yaşadın ya? Ben sana şunu söyleyeceğim. Fakir edebiyatlarını geçin. Fakir edebiyatı aç değil mi? Aç kaldığında parkta mı yaşadın? Allah aşkına bir şey söyleyeceğim sana. Asena bir numara. 52'li. 52'ci. Sana bir şey söyleyeceğim. Diyeceğim efendim ki bak sana şunu söylüyorum. Efendim. Ha aferin böyle adam akıllı cevap ver bana. Ters cevap verme. Ha aferin yola ya, geliyorsun yavaş yavaş. Ya kes sesini şimdi işte ben sana, ya. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak şu an arkandayım ben senin, tamam? Arkandayım. Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen öyle, diyorsun var ki asker olsun, zengin olsun, şuyu olsun, buyu olsun. Senin ona vereceğin şey ne? Ne vereceksin ona? Ne vereceksin? Ben zengin olsam sen bana ne vereceksin? Mutlu bir hayat sunarım. Ne hayat? Mutlu ve huzurlu bir hayat. Allah aşkına senden gelecek mutluluk, huzurluk sana kalsın. Sen benden daha, ben zengin olarak gelsem buraya, sen benden daha zengin birini bulsan beni de bırakırsın sen. Senden karım arı olmaz. Nerelisin sen? Benim gibi bir iş bulmuş daha ne istiyor ki? Bak iki numara da senin arkadaşın değil sözde. Bak sana da, bak bana da hak verdi zaten dedi, gördün mü? Bak. Evet bırakırım. Zaten senin gibilerle iş olmaz. Gerisini dinlemedin. Abi nasıl bir genişlik oğlum? Ya gerizekalı işte kendi kendine konuşuyor. Oğlum sana ne
Bana ne? 4 numara Allah aşkına gelsene. Bak bana küfür et. 4 numara. Şey. Sen bana küfür edemezsin oğlum. Tüysüz. Sen nasıl bana küfür edeceksin? Gofik. Tüysüz. Ya varoş varoş cümleler kuruyor baksana. 4 numara Allah rızası için. Acemi bot. Adım bot ama sana bot demek istemiyorum. Adın ne? Bana bir şuraya yaz. Mikrofonun da yok. Senin eğer kaliteli kıyafetlerin falan varsa, paran varsa destansı mestansı bir şey bu. Yükseltilebilir kıyafet mi diyorlar? Miravun miravun. Onlarla gel de şunlara haddini bildir. Gel bakayım bu kız sana yürüyecek mi? Ona bir bakalım. Tabii efendim. Bir gel bu kız sana yürüyecek mi? Onu bir test edelim gel. Niye? Belki vardır adamda. Allah'ım fakir ya. Hala belki orada vardır. Konuşuyor. Kendi kendine konuşuyor. Kendimi parçalayacağım şimdi. Belki vardır yavrum, adam. Yürü ya Allah aşkına bırak. Sesini kapatacağım ama komik oluyor gece. İyi geliyor. Kapatma yani sesini. Yani nerede gereksiz boş bir iş insan varsa hepsi bize denk geliyor. Batuş fark ettin mi? Yavrum sana diyorum kapat şunu. İlla açıyorsun odayı. Gelmiyor biz, işte. Bizden memnun değilseniz çıkın o zaman baştan. Oğlum ben hem ayrıca size küfür etmedim, kötü bir şey söylemedim. Koca arıyorum deyince ben de evlenmeyi düşünüyorum. Niyetim ciddi olunca niyetimi belli ettim. Kötü bir şey mi yaptık bunu? Yiyeceğimi ya sen ne kadar aptalsın. Gerçekten düşündün mü sana bakacağımı? Niye? Elim ayağım tutuyor Allah'a şükür. Bana bakmaman için bir neden mi var? Abi var. Ben sana bakacağım. Batuş duydun mu? Bana bakmaman ne için... Sen iyisin ha. Bana bakmaman için bir neden söyle. Fakirsin. Kimdeysin? Bitti. Fakirsin bitti. Aynen. Batuşum ya. Canını yerim senin. Allah'a şükür. Elhamdülillah. Çok şükür paramı kazanıyorum. Aç değilim, açıkta değilim. Güzelce de param var. Sadece buraya yeni başladım. Senin gibi 5 yıllık oyuncu olsam benim de böyle senin gibi kıyafetlerim olur. Bu oyun hayatta kalma oyunu değil mi? Bana mı yanlış söylediler? Bu oyun hayatta kalma oyunu değil mi? Bana mı yanlış ya söylediler? Seni kandırmışlar. Sen bence bu oyunu sildin. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu oyun ne oyunu o zaman? Bana söyle. Sen söyle o zaman. Hayatta kalma oyunu değilse ne oyunu o zaman? Ya senlik bir oyun değil. Sen hayatta da kalamazsın ki bu fakirlikle. Bir dakika. 3 tane leşim oyunu var. İndirme amacı oyundan kara bulup evlenmek olan bir adam mı söylüyor? Oyunun amacının hayatta kalmak olduğu. Tamam ama siz bana fakir diyorsunuz, gariban diyorsunuz, kıyafetin yok diyorsunuz. Fakirsin açlıktan çünkü. Nefesi kokuyor gelmiş, burada neler konuşuyor ya. Bana kendini de koruyamıyorsun diyorsun. 3 tane leşim var benim. Sana. Senin kaç tane leşin var? Benim henüz yok ama bu olmayacağı anlamına da gelmez. İnşallah ölürsünüz orada bana muhtaç kalırsınız. Bakalım kim botmuş. Ya gerizekalı, sana muhtaç olacağımıza ölürüz daha iyi. Bir tane araba bulun da gidelim bari alana gidelim. Buraya da gelmiş ya. Şu ya salak yüzüne görmedim ya. Senin ben var ya. Oh oh. Gözünün kemiğine şimdi. Oh. 3 numara seni niye kurtarsın? 3 numara gariban. 3 numara gariban fakir. Seni niye kurtarsın? Gariban fakir bir adam seni niye kurtarsın? Hele bir söyle bakayım. Gerizekalı inşallah ölürsün. 3 numara gariban fakir adam seni niye kurtarsın, hele bir söyle bakayım. Ya Batuş şunu izlesene ya. Bak bak nasıl bot gibi oynuyor bak. İzleyeceğim zaten. Bot gibi oynuyor dediğin adamın 4. leşi oldu. Oo. Ulan var ya sizin gibiler var ya hep aynısınız. Ben sizin gibilerin gerçek yüzünü çıkara bu oyundan bitiremedim. Seyret lan şimdi. Ezemek artistik yapıyordun sabahtan beri. Kaç kuruş para yatırdın? Aha. Ne giydiğimi biliyorsun gayet. Ne giydiğimi bak, biliyorsun gayet. Bak firavunlar üstün firavun vardı bak. Kaç seviye firavunun? Ya. 3 numara senle sadece tekrar konuşabiliriz lobiden. Oğlum sen delikanlıysan beni bu oyundan sonra da lobine al. Bak tamam mı? Beni bu lobine al. Bak ben sana hesap göstereyim tamam mı? Bakın kaç kuruş para yatırmışsın benim karşıma bir göster gel, bakalım. Gel. Geliyorum bak geliyorum al beni lobiye gel. Abinin hesabını al. Gel ben sana abiyi gel, göstereceğim. Hadi, gel lobiye gel. Geliyorum gel. İstek yolluyorum size alın beni lobiye gel. Tamam. Evet. Babanı getir. Gel. Babamı mı getirin gel. Geliyorum ben. İkinize de istek yolluyorum beni direkt odaya çağır. Gel buraya gel. Bu hayatta ne demişler? Parayla imanın kimde olduğunu bilemezsin. Ha? Gel. Ne kadarlık hesabın vardı? Ha? Zenginin malı zürdün çenesini yoruyordu değil mi? Gel. Bana yapabileceğin en iyi mucize yap. Bana hesabını göster. Gel. Hatta ben ne yapayım biliyor musun? Seni devam küçük... Devam et. Bak gel. Seni küçük brantla da tanıştırayım. Gel. Daha yeni başlıyoruz. Gel. Hadi başla. Bırakın gelsin. Hadi. Gel. Bırakın gelsin. Gel hele gel. Yakışıyor mu böyle şeyler konuşmak? Ha? Hadi. Niye icraat yok? Adamda yakışıyor muydu? Adamda her şey varmış. Sana bir şey söyleyeceğim. Yakışıyor muydu cidden böyle şeyler yapmak? Ha? Yakışıyor muydu yani böyle cidden şeyler? Senin adın neydi? Ha? Ben hiç sormadım. Adam yerine koysaydın sorardın. Adam yerine koymadığın için sormadın bile. Benim adım Muharrem. Adam yerine Batuşka adam yerine koymadığın adam ne çıktı gördün? Bak
Bu az önce senin yanında artistik yapan eleman dili boğazına kaçtı herhalde. Bak arkadaşlık isteğim bile onaylamadı. Bak görüyor musun? Konuşacak şeyi yok. Oğlum o elindeki kömür diyarını eline al da silah görelim, silah. Ne diyorsun ki zenginin malı zürdün çenesini yorar. Bak buz diyarı budur. Bak senin o elindeki kömür diyarı bir seviye. Sen onu buz diyarı diye de takma. Bir daha da böyle insanların yanında artist artist konuşma. Anladın mı? Bu da benim size son sözüm olsun. Sen de ne yap biliyor musun? Uzman çavuş avcısı. Benim imzama gir bak orada ne yazıyor. Onu gördükten sonra gidersin kendini izlersin. Hadi ekmeğinizi kovalayın. Bire! Böyle susarsınız işte.